Dikkatle ben takip ediyorum ilk günden itibaren. Öncelikle şunu ifade edeyim, yani bu konuda Türk kamuoyu'nun değerlendirmelerini ben fazla duygusal oluyorum. Yani gerçeklikten biraz uzak ve biz değerlendirme yaparken gönlümüzden geçene göre değerlendirme yapıyoruz. Elbette Kazakistan ve onun kurucu cumhurbaşkanı elbaşı Nursultan Nazarbayev Türk dünyası fikrinde önemli bir isim ve Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasına öne yak olmuş bir isim. Türk dünyasının da gerçek anlamda aksakalı, yani görevle aksakal yapılmış değil. Gerçek anlamda aksakalı ancak hani eleştirilmez de değil. Kimse yani, kimse gibi. Kimse gibi. Şimdi bugüne yani bu ülkede Atatürk eleştiriliyor. Yani. Bugüne e, gelmemizde e, biz Türkiye'de özellikle son dönemde e, siyasetin de cilvesi e, toplum paranoyak olduğu için parano affedersiniz toplum paranın önemli bir kısmı paranoyaklaştırıldığı için yani bu meselede hemen yani bir yerde bir olay olduğunda bunun arkasında kim var? Hangi dış minnaklar bunu yaptı? Hangi dış güçler bunun arkasında? Evet dış güçler fırsat beklerler ve siz o dış güçlere fırsat verdiğinizde o dış güçler de devreye girerler. Ancak her olayın başlangıcının sadece dış güçlere bağlamak sanki o ülkede hiçbir sorun yokmuş gibi göstermek de son derece yanlış. Yani Kazakistan'da bunun önemli bir örneği. Nur Sultan Nazarbayev liderliğindeki Kazakistan son 30 senede ikinci bir lider görmedi. Sadece Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev vardı ve onun dostları, akrabaları, damatları, kızları ülkeyi yönetti. Bu halkta içten içe bir sıkıntı yarattı. Uzun süreden beri Kazak halkında ya 30 senedir yani niye başka kimseyi görmüyoruz? Niye bir de orada şöyle bir durum var. Yani diyelim ki Nazarbayev'in bir yakını bir yerde görevde işte 10 sene orada görev yapıyor. Oradan alıyorlar onu. Ya tamam yeter 10 sene sen yaptın biraz değil. ...mesela başka bir yere koyuyorlar... ...oradan alıyorlar başka yani bir yere... ...yani bir bir avuç bir zümre var... ...bu zümre sürekli farklı görevlerde de olsa... <laughs> ...çok tanıdık geliyor Olur. değil mi... ...hep o yönetiyor... ...hep o yönetiyor... ...yani ya bakan oluyor... ...oradan bir şeyin vakfın başkanı... ...hiçbir şey olmazsa bir şeyin yönetim kurulu üyesi... ...hal böyle olunca da toplumda... E, ...ciddi bir sıkıntı ortaya çıktı... ...tabii böyle, böyle sıkıntıların... E, ...toplum nezdinde bir yerden mutlaka bunun bir defosu olacaktı. Bir yerden bir patlaması olacaktı. Sağlıklı olanı toplumun içinde biriktirdiği o tepkiyi sağlıklı olanı siyaset arenasının yapılanmasıyla, siyaset yoluyla bunun dışa vurumu olmalıydı. Ama bu da mesela zamlar yüzünden çıktılar. Zamlar <laughs> geri alındı. Şimdi, tamam hükümet gitsin dediler. Hükümet istifa etti ama durmadı. İşte, işte ya bu, bu böyle bakarsak çok şey yüzeysel bakış. Ben hayır kronoloji anlatıyorum. Tamam, yüzeysel. Tamam, tam onu anlatmaya çalışıyorum. 30 sene boyunca e, Nazarbayev aslında e, çok iyi bir siyasi muhit yaratabilirdi. Çok iyi bir e, siyasi partiler sistemi yaratabilirdi ve insanlar o siyasi partilere girerek tepkilerini siyaset yoluyla söyleyebilirdi. Başka nasıl söyleyebilirdi? Sokakta söyleyebilirdi. Siz eğer bir ülkede siyaset zeminini insanların derdini dile getirecek bir noktaya getirmezseniz siyaset zemininde insanlara siyaset yapma imkanını daraltırsanız insanlar tepkilerini başka türlü devreye sokarlar. Ve bu tepkiler de bir süre sonra başka ülkelerin ve başka güçlerin sizi kullanmasına vesile olur. O sebepledir ee, Kazakistan'da başlangıçta ee, hakikaten de e, iyi niyetle başlayan bir gösteriler e, zinc silsilesi vardı. Niye vardı onu da söyleyeyim. Ya Kazakistan gibi enerji zengini bir ülkede, kışın ortasında ne kadar zam yapılır mı? enerjiye yüzde yüz zam yapılır mı? Yapılmaz. Yani burada ya <laughs> art niyet var, çünkü e, Nazarbayev her ne kadar e, Tokayev'i e, e, göreve getirdiyse de, bir süre sonra şöyle bir manzara da oluştu. Yani olayı biraz anlatmam lazım ki. Çünkü çok yanlış yerden biraz hızlı gidersek çok, çok yanlış çok, yerden ya ben çok, diğer konulardaki evet. hakkımdan biraz vazgeçeyim peki, izah tamam, Peki tamam. Ee, yani bunun Türkiye'de bir tartışılmıyor. Ben teşekkür Hı -hı. ederim. Ee, siz buna yer verdiniz. Yani e, ana akım medyaya baktığımızda yani sanki dünyada Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu şeyden başka bir mesele yokmuş gibi. Türkiye'nin tek meselesi bu mu? Herkes bunu konuşuyor. Kore'ye geri dönecek olursak Tokayev her ne kadar Nazarbayev tarafından iktidara getirilse de son dönemde ekipler arasında bir mücadele vardı. Nazarbayev'in ekipleriyle, akrabalarıyla, işte damadı, kızı, görevdeki kişilerle e, mevcut Cumhurbaşkanının yakınlarıyla arasında yani bir Nazarbayev <laughs> sanki bir gölge gibi duruyordu. Yani halk ya göreve getirdin artık tamam yeter çekil. Yani bırak, rahat bırak. Rahat, rahat görevini yapsın diye. Nitekim Cumhurbaşkanı bu ıı, isyan ortaya çıktığı anda ilk Nazarbayev'in istihbarat komitesi başkan yardımcısı olan damadını görevden aldı. Ondan sonra Nazarbayev istifa etti. Güvenlik komitesi ko, konseyi evet, başkanı konseyi olarak. Başkanımda. Ardından da başbakan Uygur kökenli Mansimov evet, ıı, istifa, istifa etti. Şimdi bunlara baktığınız zaman aslında. Affını istedi diyelim. Orada istifa yok. İstifa zorlandı ve içeri aldılar. Hayır Nazarbayev değil. Şey. Başbakan. Başbakan ıı, şu, şu an hapiste. Evet, affın istedim ha, pardon. tabi tabii istifa kültürü yok, aff evet. istemek var. Doğru diyorsunuz. Şimdi böyle bir ortamda şuna da görüyorsunuz, bakıyorsunuz ki hem mevcut cumhurbaşkanı ilk e, operasyon olarak e, hükümet içerisindeki Nazarbayev ve yakın isimleri görevden almakla işe başladı. Evet. Ardından ise tabi gösterilerin e, birdenbire silahlı çatışmaya dönüşmesi e, ve Asker ve bu, bu çok önemli bir detay, e, asker ve polislerin bir kısmının halk tarafına geçmesi. E, Tokayev'i e, başka bir adım atmaya yöneltti. O da... E, uyarısız ateş ba açın. Yok yok. Bağımsız Devletler Topluluğu içerisinde Sovyetler Birliği dağıldıktan evet. sonra Kolektif Güvenlik Örgütü anlaşması evet. diye bir e, örgüt ortaya çıktı ve buradan bu doğan haklarıyla zaten Rusya giriyor. Ve gibi. bu örgüt tabii Kırgızistan'ın da, Ermenistan'ın da, Beyaz Rusya'nın da, Rusya'nın da, bunların Tacikistan'ın da içinde olduğu bir örgüt ve bu örgütü e, davet etti. Hı hı. Zira e, bu çatışmalarda Onların mantığına göre bir süre sonra Kazak ordusu ve polisleri de göstericilerin yanına geçseydi ki bir kısmı geçmişti bu bir çok başka bir manzara'yı konuşuyor olacaktık o sebeple Kazakistan'daki hadiseleri sadece dış güçler bağlamında değerlendirmemek lazım sadece pahalılık olarak da değerlendirmemek lazım aslında masaya yatırıp üzerinde uzun uzun konuşulması gereken bir konu peki ee, Sinan sizin de bölgeyi yakından takip ettiğinizi bilenlerdenim ee bir e, Kazakistan enerji kaynakları bir de Nazarbayev ve